Merhaba sevgili izleyiciler, Başkent Gündemi programımızla karşınızdayız. Bugün Salı, malum grup toplantıları gündeme yine damgasını vuruyor. Liderlerin mesajları önemliydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neler dedi bakacağız. Ve tabii İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuştu bugün. Ve ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının katıldıkları programlar. İşte o programlardaki sözler de gündeme damgasını vuruyor. Her bir cümleden farklı konulara giriş yapılıyor dolayısıyla. O programları da konuşacağız. Mecliste önemli bir başlık var. Yarın aslında geliyor meclise, meclisin gündeminde yeni askerlik sisteminde neler olacak? Bir madde çok tartışılıyor. Muhalefet o maddeye karşı. O madde ne anlama geliyor? Bakacağız. Önümüzde bayram var ve bayrama giden bu süreçte de hem ekonomik sıkıntılar ne durumda? Vatandaşın cebinde yangın var diyoruz her defasında. Emeklere ikramiyeler de ödenecek ama bu sıkıntıları çözebilecek mi? Yetecek mi? Bütün bunlara bakacağız. Evet, hemen konuğumuza dönelim. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Evet, meclisten geliyorsunuz evet, zaten. Genel kurultan geliyorum. Malum işte meclis kalabalık oluyor, grup toplantıları. Önemli başlıklar vardı. 23 Haziran'a doğru tabii giden bu süreçte daha da bir farklılaştı süreç. Evet. Bayram bile, yani bir bayram molası verilecek belki bayram arası ama o bayrama da yine damga vuracak seçim ziyaretleri diye. Kesinlikle öyle. Yani en azından İstanbullular belki bir kısmı terk etmeyecekler. Hani bayram sonrasını da izinleriyle birleştirerek köylerine, kasabalarına, başka şehirlere gitmeyi planlayanlar belki de bayram sonrasını erteleyecekler ziyaretlerini. Yani herkesin yaşamını etkileyecek Türkiye'de İstanbul seçimleri. Sadece İstanbul ama yani tüm Türkiye'yi. Tüm Türkiye'yi etkileyecek. Evet. Burada bizi etkilediği gibi Ankara'da. Niye etkiliyor? İşte mecliste 110 tane arkadaşımız yok. Milletvekili arkadaşımız. Hepsi parti görevi nedeniyle İstanbul'dalar. Onlar orada görev yapıyorlar. Biz tabii galiba. 39 ilçeye dağıtıldı. Kendi ilçelerdeki demografik yapıya baz alınarak, örneklenerek bunlar dağıtıldı. 25 arkadaşımızla biz burada mücadele etmeye çalışıyoruz. İşte önümüzde bir torba yasa var. Bir de askerlikle ilgili bir kanun var. Biri 22 madde, biri 65 madde. Sizin dediğiniz gibi yarın görüşülmez askerlik. Çünkü torba kanunu öncelikle bir AKP grup önerisi var bugün. Eğer sırasını değiştirmezlerse muhtemelen Perşembe'ye kalır. Perşembe'ye kalır. Ama değiştirirlerse bu akşamdan itibaren evet, görüşmeye başlayabiliriz. Başlık açacağız. O yeni askerlik sistemini önemli çünkü. Şimdi 23 Haziran'a doğru diyoruz. İstanbullular yeniden sandık başına gidiyor. Partiler de bu sefer farklı stratejiler mi uygulanıyor? Mesela hep sandığa gitmeyen seçmene yönelik mesajlar mı var? Burada daha mı öne çıktı sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürebilmek diyelim? Şimdi yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen sandığa gitmemiş. Yani tüm oy seçmen sayısına bakıldığında bu seçimde 1 milyon 700 bin gitmemiş. Bir önceki seçime bakıldığında %88 gerçekleşme oranı sağlanmış. Yani şunu söyleyebiliriz. 1 milyon 700 bin seçmenin 1 milyon 700 bine gitmez. Yani %100'lük bir gerçekleşme hiçbir yerde sağlanmaz. İstanbul burada sağlanacak, seçime gidecek seçmen sayısı bana göre %90'lar civarında olacak. Yani 90'ı geçmeyecektir. Hı hı. Katılanla kadar %83 şu anda. 7 puanlık bir fark. Bu da 600-700 bin seçmene karşılık geliyor ki bu 600-700 bin seçmenin çoğunluğu 24 Haziran'da giden Cumhur İttifakı'nın destekçileri daha çok. Çünkü onlar daha çok gitmeyen seçmeni var. Bizim de 280 bine, 250-280 bin civarında İYİ Parti'de Millet İttifakı'nın seçmeni var. Tabii ki bu seçmenleri sandığa getirmek için uğraşıyoruz. Bir de bir başka boyut hiç konuşulmuyor ama 300 binin üzerinde geçersiz oy var. Şimdi ilçelerin durumlarına, geçersiz oy oranlarına bakıldığında Bakırköy'de, Kadıköy'de, Şişli'de, Beşiktaş'ta geçersiz oy oranı düşük. Ama Sultanbeyli'de, Sultangazi'de, Eyüp'te işte AKP'nin yoğun oy aldığı yerlerde ya da Binali Bey'in önde çıktığı yerlerde, AKP adayının önde çıktığı yerlerde geçersiz oy sayısı da yüksek. Şimdi bu geçersiz oyların tekrar geçerli hale dönüştürülmesi için o geçersiz veren seçmenler üzerinde de yeni bir eğitim kampanyası olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada ciddi bir rakam var. 300 binlik bir rakam var.
bu rakamı kendi lehlerine dönüştürmeye çalışacaklar. Bütün bunların hepsi stratejik ama bizim stratejimiz aslında bir şey değişmedi baktığınız zaman. Yani milletvekillerimizi yolladık. Seçimde de herkes kendi kentindeydi. Bu sefer İstanbul'dayız hep birlikte arkadaşlarımız. Onun dışında örgütlerimiz destek... 20 günde zaten İstanbul'da kaldınız. Kaldık. Onu ayrı tutuyoruz. Kendi kentlerimizi bıraktık. Evet. Oralara gittik. Örgütlerimizin desteği var ama en güzeli ne biliyor musunuz? 81 ilden insanlar arıyor. Biz 23'ünde İstanbul'da olmak istiyoruz. Görev almak gönüllü istiyoruz. Olarak. Gönüllü. Ben hep şöyle tanımlıyorum. Herhalde 23 Temmuz, Haziran'da İstanbul'un nüfusu ikiye katlayacak. O kadar çok gönüllü insan var ki. Biz bununla ilaveten ne yapıyoruz örgütlerin çalışmaları dışında? Her sanda bir avukat sloganımız, parolamız var. Seçim güvenliğini sağlamak için. Geçen seçim de çok güvenli bir seçimdi aslında baktığınız zaman. 1000 kez saysanız 1000 kez Ekrem İmamoğlu çıkar sandıklardan. Asla farklı bir şey çıkmaz. Ama yine de biz her sandığa aşağı yukarı bir avukat olacak şekilde, belki tamamında olmayabilir ama olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekrem Bey stratejisi zaten belli. Hemen şeyden önceki stratejiye aynen devam ediyor. Seçimden önceki stratejiye aynen devam ediyor. İlave olarak da 18 günde İstanbul Büyükşehir'de yapmış olduğu ve 25 yıldır yapılmayan, tamamen insanların yaşam kalitesini arttıracak ve gerçekleşen projelerini, değişiklikleri insanlara anlatmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu varsa umut var sloganı var ya şimdi. Evet, ondan yola çıkarsanız hani bu 18 günlük süreçte yapılanlar da o sloganla biraz örtüşüyor. Doğru. Şimdi 25 yıllık İstanbul'daki AKP tabii bunun 17 yılında var. Daha önce Refah Partisi'ydi. Evet. Ama aynı jenerasyon devam ettiler. Bakarsanız insan odaklı çok projeyi göremezsiniz İstanbul'da. Daha çok büyük binaların yapıldığı, AVM'lerin yapıldığı, köprülerin, yolların yapıldığı, birçoğunda merkezi hükümet veya yap işlet devlet modelleriyle yapıldığı, İstanbul bütçesinde yapılmayan aslında birçok projenin ihaleler yapıldığını görüyoruz. İlk kez İstanbullu 25 sene sonra bir belediyenin insan odaklı nasıl çalışabileceğini, insan yaşamı kalitesini nasıl arttırabileceğini, insana nasıl tasarruf sağlayabileceğini gösterdi. Hem belediyenin tasarrufu hem kentte yaşayan insanların tasarruf etmesi. Bu projeler gösterdi. Mesela Ekrem İmamoğlu işte 18 gün kaldı Büyükşehir Belediyesi'nde ve o vaatleri de aslında birer de yerine getirmeye başlıyordu tam da. Ama Binali Yıldırım'dan mesela çok vaatler var şimdi. Trafiği ben çözerim diyor örneğin. İşte 300 bin çift tekerlekli yani motosiklet var diyor bu şehirde diyor. İşte peyzajlara ilişkin vaatleri var. Doğalgaza %10 vaadi var. İstanbul'da diyor sosyal yardım alan 80 bin aile var diyor. İşte bir sürü vaadi var sıralıda. Peki sizce hani daha şimdi, önce farklı bir iktidardayım mıydı? Bravo, ben de aynı şeyleri söyleyeceğim aslında baktığınız zaman. Sizin de aynı fikirdeyim. 25 yıldır bu kenti yönetiyorlar. 25 yıl sonra çıkıp bu kentin böyle problemleri var, şu problemleri var, bunu biz çözeriz demek ayıp bir şey. Yakışık almıyor. Yani insanların aklıyla dalga geçmek demektir bu. Niye? Siz şunu söyleyeceksiniz. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyeceksiniz. Evet, bizim icraatlarımız bunlar. Biz bunu daha da geliştireceğiz diyebilirsiniz. Ama AVM'lerin sorumlusu sizsiniz. Yüksek binaların sorumlusu sizsiniz. Selülitlerin bozulması, İstanbul'un çevresinin bozulması. Zaman zaman eleştiri de yapıldı. Yani tabii. Biz İstanbul'a ihanet ettik diyenler sizsiniz. Şimdi ihanet edenler kalkmışlar diyorlar ki evet biz İstanbul'a ihanet ettik. Bu ihaneti nasıl düzelteceksiniz? O tarihi caminin arkasındaki binaları yıktırmayı başaramadınız. Değil mi? Örnek. Binlerce, yüzlerce gökdelen peydalandı İstanbul'da. Ben peydalandı diyorum onlara. Yani deprem için ayrılmış yeşil alanların tümü AVM'ye dönüştürüldü. Şimdi sormak istiyorum Binali Yıldırım'a. Bu Binali gibi oldu ama yani nasıl yapacaksınız siz bunları? Hiç 25 yılda İstanbul'da yaşayan insanların yoksulluğunu, fakirliğini, yaşam kalitesini düşünmemişsiniz. Neredeydi aklınız? Şimdi Ekrem İmamoğlu çıktı, bir şeyler söyledi, ondan sonra aklı başlarına geldi. Ama bunları söylerken de kopyalayarak söylüyorlar. Yapılmış şeyleri de yapacakmış gibi söylüyorlar. Bu boyutu var. Şimdi Ekrem Bey çıktı, dedi ki ben öğrenciler Akbil'de 50 lira yapacağım dedi. 85 lirayı 50 liraya indireceğim dedi. Biz çok 40 net yaparız dediler. Biz 40 yaparız dediler. Önce karşı çıktılar. Kimin cebinden kime harcıyorsunuz dediler. Şimdi ben de sormak istiyorum. 1100 odalı saray yaptırırken kimin cebinden harcıyorsunuz? 11 tane uçan saraya binerken
uçağa binerken 11 tane uçağı kimin cebinden harcıyorsunuz? Milyonlarca liralık, milyarlarca liralık örtün ödeyi kimin cebinden harcıyorsunuz? İnsanlara seçim kampanyasında kullandığınız her şeyi devletin bütçesinden karşılayarak kimin cebinden kullanıyorsunuz? Babaların parası mı? Ekrem İmamoğlu ama halkın parasını halk için kullanacak. Bunu vaat etmiştir ve gerçekleştiriyor. Demek ki yapılabiliyormuş. Bugün mesela suda da aynı şey. Onun yaşı kadar benim İstanbulluluğum var dedi evet. Ali Yıldırım İmamoğlu'na. Doğrudur. Bugün sabah katıldığı televizyon programında işte o program birazcık olay oldu tabii. Çok konuşuldu gün içinde de. 31 Mart gecesini anlattı. Seçimi kazandık açıklaması için dedi ki arkadaşların verdiği bilgi o şekildeydi dedi. Bir hata varsa da benimdir dedi. Yani bunu söylemeye mecburdum ifadesini kullandı. Evet. Söyleyecek başka bir şey yoktu çünkü. Öyle mi değerlendiriyorsun? Şimdi bakın. Bugün o gün kazandık dedi. Binali Bey'in söylemlerini hatırlayın. Biz kazandık dedi. Ben asla rakamı vermedim dedi. Hatırlayın. Ama il başkanları 3800'de kazandık dedi. Şimdi Ekrem Bey açıklama yaparken kendi başına karar alıp açıklama yapmıyor. İl başkanları orada, grup başkan vekillerimiz orada, partinin genel başkanları, yardımcıları orada. Bir ortak kararla Ekrem Bey çıktı. 29 bin oyla öndeyiz dedi. Bu bizim yaklaşık olarak hesapladığımız bir rakamdı. Belki %98'in ulaşmışız. Oradan bir oranla çıkartıp 29 bin diye açıklamışız. Ama gerçek rakam da 21 bin. Baktığınız zaman YSK'nın sabah açıklamış olduğu doğru rakam 21 bin rakamı. Ama bunlar daha farklı bir şey yaptı. İl başkanları çıktı. 3800'de kazandık dediler. 3800 oluyor. Şimdi bize bunu ispatlamaları gerekiyor nasıl kazandıklarını. Yani onların söyledikleri hatalı olmuyor, yanlış olmuyor, vatandaşı aldatma olmuyor. Binali Bey yıllarca Ulaştırma Bakanlığı yapmış, yıllarca Başbakanlık yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı yapmış. Sonuçları almadan çıkıyor ve biz kazandık diyor. İşte mesaj vermek zorundaydık diyor i̇şte vatandaşa. Motivasyonunu diyor bozmak istemedim böyle diyor. Bir şey yok. Tabanın diyor. Böyle bir şey yok. Tamamen daha önceki balkon konuşmalarında yaptığı gibi Anadolu Ajansı'nın verilerine dayanarak belki hak etmedikleri birçok seçimi aldılar bu yöntemle. Ama bu sefer beceremediler bu işi. Aslında herkes Anadolu Ajansı'na kızıyor. Ben Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum yayını kestiği için. Belki yayını kesmeseydi onların 3800 rakamıyla sonuçlandırsaydı böyle de olmayabilirdi. Yayını kestiği için herkes bir şey oluyor dedi. Ya şey gibi değil, İhsan Yavuz gibi değil yani. Bir şey yok ama bir şeyler oluyor burada değil. Hı hı. Herkes yayını kestiği için bir şey oluyor dedi ve bizim seçmenlerimiz, bizim sandık görevlilerimiz gerçi çok organizeydik ama yine de sıkı sıkı sarıldılar. Şimdi aslında hep böyle işte taraflar konuşuyor işte hem muhalefetten hem iktidardan ama asıl vatandaşın beklediği de hani Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım'ın karşılıklı konuşması. Evet. Bugün yine sabah o soru da soruldu. İsmail Küçükkaya'da Çalar Saat programında hangi kanalda kiminle yapacaklar benim açımdan fark etmez dedi Binali Yıldırım. Hiçbir problem yok dedi. Ben her türlü her pilot platformda varım dedi. Evet. Ama tek bir şartım var dedi. İstanbul'u konuşacağız. Hani zaten böyle olması gerekmiyor mu aslında? Evet İstanbul konuşulacak. İşte biraz önce konuştuklarımız mesela vaatler. Neden yapılmadı? Neden şu oldu? Evet, gibi evet, konuşmalar. Evet, kesinlikle. Şimdi doğru İstanbul konuşulmalı. Hepimiz bunda anlaşıyoruz. Ama bakın seçim öncesine bakın. Binali Yıldırım'ın diline bakın. İstanbul'u konuşmadılar bunlar. Binali Bey İstanbul'da konuşmadı. İzmir adayı İzmir'de konuşmadı. İşte Kayseri adayı Kayseri'yi konuşmadı. Ne konuştular bunlar? Bize illet dediler. Bize zillet dediler. Değil mi? Terörist dediler bize. Beka sorunu var dediler. En büyük şey özellikle de beka sorunu. Duyabiliyor musunuz? Bunları duymuyorsunuz. Şimdi yok. Şimdi bunları bıraktılar. Bıraktılar hırsız demeye başladılar. Çaldılar demeye başladılar. Fakat çaldılar halk demelerine rağmen ama. Halk yani dilinde sözüm ona halk dilinde bunu söylüyorlar. Çünkü dayandıracakları en ufak bir şey yok. Şimdi ben bir seçim gözlemcisiyim aslında. AGİT'in üyesiyim. Ve dünyanın her tarafında ben seçim gözlemine gidiyorum. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde siz adayları afişlerini billboardlarda ya da ağaçlarda, direklerde, çatılarda, evlerde göremezsiniz. Bir seçim olduğunu dahi anlayamazsınız oralarda. Ne yapıyor adaylar? İnsanların seyrettikleri daha çok reyting yapan televizyon kanalları da ortak yayınlarla karşılıklı geliyorlar. O kente yapacaklarını, o ülkeye yapacaklarını anlatıyorlar ve insanlar bir karara varıyor. Ama bizde böyle değil. Bizde işte billboardları süsleyerek seçim kazanabileceğimizi, büyük mitingler yaparak seçim kazanacağımızı düşünüyorlar. Dışarıdan buraya gelen gözlemciler ne diyor mesela AGİT gözlemcileri? İşte bunu söylüyorlar. Yani bunlar şaşırıyorlar Türkiye'deki bu seçim atmosferine şaşırıyorlar. Bütün mahalleler bayraklarla donatılıyor, işte afişlerle donatılıyor falan. Bunların bir de olanaklar bir tarafta var, bir şimdi tarafta kısıtlı. Hani o olanak da var. Kesinlikle sonuçta. Öyle ama onların olanakları bizden çok daha fazla ama bunu yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? İnsanları da kendileri gibi gelişmiş olduğunu düşündükleri için beyinlerini
yapılarını, zekalarını onlara bunlarla hitap edebilecekleri hani... bildikleri için ne yapıyorlar? Gidiyorlar televizyonda tartışıyorlar. Bir moderatörün eşliğinde karşılığı tartışıyorlar. Vatandaş seyrediyor, bir tartışıyor, iki tartışıyor, biz üç tartışıyor. Eskiden öyleydi aslında. Evet, eskiden çok bundan 20 sene önce, 25 sene önce o beğenmedikleri liderler, her gün kötüledikleri liderler televizyonda karşılıklı gelip konuşabiliyorlardı ve tartışabiliyorlardı. Biz bunları çok iyi hatırlıyoruz. Bugün yapılması gereken bu. Şimdi tabii Ekrem Bey bunu ilk sorduklarında Binali Bey'le çıkar mısınız dediklerinde derhal dedi. Ama Binali Bey'e sorduklarında ne dedi? İşte ben tek başıma karar alamam dedi. Aslında Ekrem Bey'in derhal çıkarım demesini, söylemini biliyordu. İşte bunun ne demekti? Aslında reisinden izin alma meselesiydi bu. Çünkü onlar da yasak ona çıkmak. Ona farklı bir açıklama getirdi. Şimdi onu ama düzeltmeye çalışıyorlar tabii. Yok efendim işte o karşıdaki buna evet demese ben nasıl çıkayım? O şey onun da görüşü. Onun görüşü belli. Tüm kamuoyu biliyor Ekrem Bey. Ben rakibimi karşıda görmek istiyorum diyordu zaten. Bu çok net bir şekilde belliydi. Şimdi bizde tabii Binali Yıldırım çıktı. Bir de Ekrem İmamoğlu bir programdaydı. Zaten her çıktığı programda da hani tam manşet ifadeler ortaya çıkıyor. En sonki programda da acayip sorular soruldu. Yani işte tabii ki önemli başlıklar ama hani orada sorulmalı mı? Ya da yani bu süreci ilgilendiren işte ruhban okulu için ne düşünüyorsunuz gibi bir soru geldi mesela. İzlediniz mutlaka siz de. Yani bunlar mı sorulmalıydı yoksa işte İstanbul seçimleri mi? Ya da karşılarındaki Binali Yıldırım olsaydı bunlar sorulabilir miydi? O da ayrıca tartışılıyor da tabii nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi şöyle gerçekten Didem Hanım'ın programı aslında son zamanlarda diğer kanallara baktığınızda en tarafsız program. Yani oturan gazetecileri bir şöyle ufak irdelemek lazım. Her zaman tartıştığımız, konuştuğumuz bir gazeteci bayan var. İşte FETÖ'nün bankalarından kredi kullanmış. Eşiyle birlikte. Eşiyle birlikte kredi kullanmış ama dokunulmuyor. Sabah akşam bütün her yerde iktidarın tetikçiliğini, borazanlığını yapan bir gazeteci bayan var. Normalde bu üç tane arkadaş, Didem Aslan'ın hariç tutuyorum, diğer üç arkadaşın İstanbul'la ilgili soru sormaları gerekiyordu Ekrem Bey'e. Nedir? Ekrem Bey işte Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenlerin çözmesi gereken problemleri İstanbul Belediye Başkanı olduğunda çözmeyecek. Yani Ekrem Bey'in Dersim'le bir ilgisi yok. Ekrem Bey'in Ruhban Okulu'yla bir ilgisi yok. Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Ruhban Okulu'nu açamaz. Veya Dersim'i veya işte Tunceli'nin adını değiştiremez. Yine o FETÖ Yunan gazetelerinde çıkan olaylar falan. Şimdi niçin buraya çekiyorlar? Bir kamuoyunda tartıştırmak ve İstanbul'u tamamen uzaklaştırmak, kendi projelerini sunmasına engel olmak. Ve başardı akşam mesela Nagihan Alçı bunu başardı. Ekrem Bey akşam projeleri sunamadı. Veya İstanbul'da yapmak son istediği şeylere doğru artık. Çok az. 22'de başlamıştı program. 23.40'da ancak evet, projeleri geçti. O yüzden herkes bekliyor işte. Kesinlikle. Karşılıklı konuşsunlar. İstanbul'u konuşsunlar. Umarız şahit oluruz. Nagihan Alçı elinden geleni yaptı provoke etmek için ama Ekrem Bey yok gerçekten de. Yani nasıl dayanıyor 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır? Yani müthiş bir galiba zeki adam. Galiba o üslup değil mi? Hani seçmeni de şu anda birleştiren işte bravo, İmamoğlu güzel. Ya da CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ya da Meral Akşener seçim sürecindeki yürüttükleri bu üslup değil midir aslında? Kesinlikle öyle. Bakın bütün büyük şehirleri aldık. Belki de Türkiye'nin %48'ine şey olarak nüfus olarak %... gayri safi milli hasılanın da %50'sinin, %56'sının, %62'sine hitap eden bir alandaki belediye başkanlıkları büyükşehirde aldık. Bakın dikkat edin, büyükşehir adaylarımızın tümü sadece kendi kentlerini konuştular. Sadece ve sadece insan ilişkilerini kullandılar. İnsana dokunmayı gösterdiler bu insanlara ve insanların özlediği bir şeydi. Tatlı dil, sevgi, dokunma, temas, bunları yaptılar ve seçimleri aldılar. Ekrem Bey de bunu yaptı. Başladığı günden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 25 yıllık icraatlarını konuşmadı. 18 günlük icraat haricinde o kısmını geçiyorum. Daha öncesinde 31 Mart öncesini söylüyorum. Bir kez bile İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanının olumsuzluklarını, yanlışlarını, eksiklerini konuşmadı. Bir kez bile Türkiye'de uygulanan siyaseti, yoksulluğu konuşmadı. Yani hükümet kanalıyla yaratılan yoksulluğu, borçlanmayı konuşmadı. Neyi konuştu Ekrem Bey? İstanbul'da huzur içinde yaşamayı konuştu. Barış içerisinde yaşamayı konuştu. O 17 yaşındaki gencin taleplerini konuştu. 13 yaşındaki kızcağızın taleplerini konuştu. Yani tam insanların özlediği bir dil. Çünkü o kadar alıştık ki insanlar bağırılmaya, çağrılmaya, ötelenmeye. Ya birileri kucakladı. Kucakladı ve insanlar Ekrem Bey'e sarıldılar. Siyaset dilini değiştirdi Türkiye'de Ekrem Bey.
Ve en büyük kazancı da bu oldu bence. Benim gündemim bu değil diyordu mesela her konuşmasında. Evet. İşte sorular başka yöne gittikçe hayır diyor, benim gündemim bu değil ifadesini kullanmıştı. Hı hı. Sosyal medya tabii dün de ondan önceki günde çok konuştu. Hı hı. Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu dedi gerçi Yıldırım ama yani diyor ki hangi amaçla kimin neyi söylediği bir kenara çekiliyor, işte sonu başı kesiliyor, farklı bir yerden alınıyor diye. Buna örnek bir gazetecinin de yine dün hatta konuşması yansıyınca ekrana, ben aslında öyle demek istememiştim demişti. Buradan da aslında şu çıkıyor, yani hani eskiden fikirler daha açık ve net bir şekilde işte ifade edilebiliyordu. İfade edilirdi. Hatta mecliste siz kürsüye çıkıp bunu söyleyebilirdiniz. Kesinlikle. Ama artık sizlere bile ceza geliyor. Evet, cezalar geliyor. Düşünün artık vatandaşın halini yani. Ve korku Oğuz Akseber'in hali, düşünün yani. Biz değil de mi? Zaten hiç konuşamıyoruz. Size ilginç bir tespitimi paylaşayım. Aslında İstanbul'daki seçim sonuçlarında AKP bir şeyi gördü. İlk defa kaybettiler. Ve bir kaybetme karşısında nasıl bir strateji geliştireceklerini bilmiyorlar. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Kopyalayarak devam ediyorlar, itham ederek devam ediyorlar. Daha önceki seçim kampanyalarının tümüne baktığınızda daha çok din algısı üzerinden ve milliyetçilik duyguları üzerinden aslında ne yapacaklarını değil. Beton, birkaç tane betonu işte Kanal İstanbul, şu hızlı trendir, işte köprüdür falan, bunlar söylüyorlardı ama insan yaşamıyla ilgili veya demokratikleşmeyle ilgili en ufak bir söylemleri olmuyordu. Ve stratejiler hep bunun üzerinde, bir kişi üzerine kurulduğu için bunu yürütebiliyorlardı. İlk defa bir seçim kaybettiler. Seçim partiler yeni bir strateji geliştiremiyorlar. Ne yapıyorlar? Ekrem Bey'i taklit ediyorlar. Sosyal medyada taklit ediyorlar. Bakın, hırsız diyorlar, çaldılar diyorlar ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arşivini çaldılar ya. Twitter hesabındaki değiştirdiler. Çünkü Binali Bey'in Twitter hesabı 200 bini geçmedi izleyicisi, takipçisi, ama 1,5 milyon olan meclis arşivini çaldılar. Arşiv Twitter'ını çaldılar. Yani o kadar ilginç şeyler yapıyorlar ki bir strateji de geliştiremiyorlar. Ve bu stratejiyi kuramadıkları için Ekrem Bey her pozisyonda onlara gol atıyor. Öyle diyeyim. Tabii bunun yanında işte yani seçime doğru gidiliyor ama bir taraf da vatandaşın durumu da malum ortada. Önümüzde bir bayram süreci var. Kesinlikle. Bayram ikramiyeleri veriliyor vesaire ama bu yeterli mi? Bu süreç nasıl olacak? Biz seçime odaklanıyoruz ama bir taraftan da Türkiye gerçeği var. Kesinlikle. Tabii Türkiye şu andaki hükümetin yapması gereken iş veya Cumhurbaşkanı yapması gereken İstanbul'u bırakıp, yani 39 ilçede miting falan bırakıp Türkiye'deki yaşanan ekonomik sıkıntıları çözmek ve damat Berat Albayrak'ın dediği gibi tünelin ucunda ışık yok aslında. Tünelin ucunda bir uçurum var. Gerçekten bir uçuruma sürükleniyor Türkiye. Devlet olarak sürükleniyor, vatandaşlar sürükleniyor, vatandaşlar intihar ediyor. Bakın düşünün, yıllar önce rahmetli Ecevit döneminde bir yazar kasattı diye bir esnaf hükümet devrildi bu ülkede. Ama bugün esnaflar kilit vuruyor kapılarına, fabrikalar kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor. Bir yılda 1.376.000 kişi işsiz kalmış. Ben sanayi kenti Kocaeli milletvekiliyim. Daha geçen hafta 10 gün önce 576 kişinin çalıştığı bir fabrika kapandı ki ilk 250'si içerisindeydi Türkiye'nin güçlü fabrikalardan bir tanesiydi, üretimiyle de 576 kişi işinden atıldı, işinden oldu. Fabrika kilit vurdu kapısına. Bu sadece 576 diye bakmayın. Bakın bunun ham maddesi, yarı muamülü, işte tüketim malzemesi, pazarlayanlara lojistiğini, ulaşımını yapan yani, yan sanayisi. Düşünün en az 3000 kişi, 5000 kişi bu işten etkileniyor. Ülke bu haldeyken bunların tek derdi İstanbul kazanmak. Burada büyük bir soru işareti var. Neden? Yani niye kardeşim 25 yıldır yönettiğim bir kent, eğer demokrasiye inanıyorsan bir başka siyasi parti, biz olmayabiliriz, başka bir siyasi parti de kazanabilir. Neden İstanbul? Çok önemli. Herkes, aslında İstanbul'da yaşayan herkes bu soruyu sorarak sandığa giderse bu sorunun cevabını sandıkta vermiş olur diye düşünüyorum. Gerçekten de ekonomi çok kötü. Baktığınız zaman 2124 lira asgari açlık sınırı. Açlık sınırı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2124 lira. Asgari ücret 2020 lira. Kaç kişi Türkiye'de asgari ücretle geçiniyor? Aşağı yukarı 6 milyon insan, 6,5 milyon insan asgari ücret alıyor ülkede. Asgari ücret alıyor. 8 milyon işsiz var ülkede. Bakın 15-16 milyon insan aşağı yukarı açlık sınırının altında bir yaşam sürüyor. Evet. Şimdi böyle bir durum varken bunlar kalkıyorlar. Ne yapıyorlar? İstanbul'da seçimi almak için her türlü... Türk İş'in açıkladığı var. Açlık sınırı. Açlık sınırı 2124 lira. Yoksulluk sınırı da 6918 lira.
lira yükseldi. Geçtik yoksulluk sınırını. Millet açlık sınırından kurtarmaya çalışıyor. İntihar ediyor insanlar. Biraz evvel örnek verdik kasa. Ama intihar eden insanları görmüyorlar. Köprüde kendini yakıyor, arabasını yakıyor, atlıyor. Bugün bana mesaj atıyor, Osman Gazi'ye gidiyorum intihar etmeye diyor. Adam ödeyemiyor borcunu. Herkes borçlanmış. 2001 krizi gibi değil. 17 yılın sonunda vatandaş borç batağında dedi bugün. Sadece vatandaş da değil ki. Devlet de borç batağında. Devlet de borç batağında evet. diye ekledi. Çünkü devlet de borç batağında derken tabii rakamları da paylaştı Kılıçdaroğlu. Evet, evet. İç borç miktarı 653 milyar lira. Dış borç 557 milyon milyar lira. Evet. Yani nereye gitti bu para diye soruyor. Sadece bu değil ki. CHP'lidir. Bakın bu borç lanıyorsunuz. Tahvil veriyorsunuz, dışarı ihraç ediyorsunuz falan borçlanıyorsunuz. Bir de başka bir şey daha var. 70 milyar dolara yakın, yani çarpın bugün 6 ile 420 milyar dolar da özelleştirme yapmış. Milyar dolar, 420 milyar TL de özelleştirme yapmışlar 70 milyar dolar. Nerede bu paralar? Nereye gitti bu paralar? Peki yatırım mı yaptık diyorlar. Ne yapmışlar? Osman Gazi Köprüsü. Hayır yapmadılar. Yapmadılar bize diyoruz parasını. Özel bir şirket yaptı. Yani bu nedir? İşte fırına gidiyorsunuz, ekmek alıyorsunuz, değil mi? Satın alıyorsunuz, hizmet alıyorsunuz. Paranızla ekmek alıyorsunuz. Paralarımıza ulaşım sağlıyoruz. Hizmet alıyoruz özel bir şirketten. Tünelden geçiyoruz paramızla. Hiçbirini devlet yapmadı bunların. Hepsinin parasını biz ödüyoruz. Ne yaptın? İstanbul Havalimanı. Devletin bir kuruşu çıkmadı. Şimdi çıkıyor işletmeye geçtikten sonra yap işletme verilen garantiler nedeniyle çıkıyor. Bakın burada parantez bir şey söyleyeyim. Dün bir gazetelere düştü. Belki herkesin gözünden kaçtı. Yavuz Sultan Selim'in yapanı, müteahhitleri yani firma bir sözleşmede değişiklik istedi. Düzeltme istedi. Ödemeler normalde geçiş ücretleri yılbaşında 2 Ocak tarihinde tespit ediliyor. 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz kuruna göre tespit ediliyor. Yani kaçtı tam hatırlayamıyorum ama 2 Ocak'ta şu anda 5.23 müydü tam hatırlayamıyorum rakamı. Neyse geçen sene 2018'de 3.76 idi. 3.76. Bu parayı ne zaman ödüyor devlet geçmeyen araçlar için verdiği garantilerde? 2018'in Nisan ayında. Yani ocağın ikisinde geçen geçmeyen bir aracın farkını devlet 15 ay sonra ödüyor. Türk parası olarak ödüyordu. Türk parası olarak ödüyordu. Şimdi ilk 6 ayda Ocak 2'de belirlenen rakam, ikinci ayda Temmuz 2'de belirlenen rakam, dolar sürekli artıyor çünkü. Sonra ödemelerde ilk 6 ayın ödemesi Temmuz 2'de, şeyin ödemesi de ikinci 6 ayın ödemesi de devletin tam 200 milyon TL zararı var bu işten. Yine müteahhitin cebine para koydu. Müteahhitler bu dolar bazında sözleşme yaparken Türkiye'de doların artmayacağını mı düşündüler? Böyle bir tarihte böyle bir olay gerçekleşmiş. İşte benzer sebeplerden dolayı da demek ki İstanbul çok önem kazanıyor. Evet. Yani buna benzer böyle ihaleler vesaire gibi başlıklarla. Şimdi bayrama gideceğiz dedi bugün CHP lideri. Bir baba bayram harçlığı verecek para bile bulamayacak. Sarayda oturan diyor ki herkes iş bulacak diye bir şey yok. Tam bir kibir abidesi diye de ekledi. Şimdi herkes iş bulacak diye bir şey yok dedi Cumhurbaşkanı. Doğru söylüyor. Yani Tanzanya'nın Cumhurbaşkanı olursanız, Uganda'nın Cumhurbaşkanı olursanız bunu söyleme hakkına sahipsiniz. Siz iktidara gelirken 17 sene evvel arada yapılan seçimlerin tümünde Türkiye'deki temel problemleri halledeceğim diyerek geldiniz. Neydi bunlar? Yoksulluktu bir tanesi değil mi? Yoksulluk. Diğeri neydi? Yasaklardı. Bir hatırlayalım mı o Cumhurbaşkanı tamam, Erdoğan'ın o diyaloğu söz konusuydu. O işte o başlıkta oradan çıktı zaten. Herkes iş bulacak diye bir şey yok dedi. Tekrar konuşalım bu konuyu. Çıktığında iş bulma lüksü yok bence. Gördünüz haline. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kadın feryat ediyor orada. Evet, kocasını soruyor. Çalışım çalışıyor. 2020 lira asgari ücretle kocasının çalıştığını düşün. Her yerde gidip 3 çocuk yapacaksınız denen bir aileye siz 2020 lirayla geçimini sağla diyorsunuz. Sen artık evde otur diyorsunuz. Burada iki tane şey var aslında. Bir tanesi tek kişinin çalışması yeter anlamında bir şey söylüyor. Bir de kadının eve kapanması. Yani kocan çalışıyorsa sen çalışmasan da olur diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani kadın bir fert, birey.
kocasına bağımlı niye yaşayacak? Ev ekonomisi orada katkıda bulunmak isteyecek. Bunların hepsi doğal. Şimdi baktığınız zaman AKP'nin geldiği 3Y'ye baktığınız zaman hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Ben bunu 5Y diye tanımlıyorum. AKP 3Y ile geldi, 5Y ile gidecek. 4. ve 5.si nedir? Yalan ve yağma. Yolsuzluk vardı. Yolsuzluk vardı, yasaklar vardı, yoksulluk vardı. Yoksulluk vardı. Bunların tümünün arttığını göreceksiniz. Nasıl göreceğiz bunu? 2017'de, 2002'deki Türkiye'nin temel problemlerine bakın. Ne var Türkiye'de? İşsizlik var mıydı? Vardı. Bugün artmış mı? Artmış. Evet. Enflasyon var mıydı? Vardı. Bugün artmış mı? Artmış. Dış borç var mıydı? Vardı. Artmış mı? Artmış. İç borç var mıydı? Vardı. Artmış mı? Artmış. Cari açık var. Hepsini arttırmışlar. Çok başarılı bir hükümet aslında baktığınız zaman. Teorik olarak artışlara baktığınız zaman çok başarılılar maşallah işte yani. Maalesef öyle. Türkiye'nin işte temel hiçbir problemini 17 senede çözemedikleri gibi üzerine yeni problemler eklediler. Yani ilk kez diyor, bugün yine grup toplantısına örnek vereceğim. İlk kez bu millet soğan ve patates kuyruğuna girdi diyor CHP'li. Varlık kuyruğu dedi, insanlarla dalga geçti. Düşünün ya, varlık kuyruğu dedi buna, İstanbul'daki varlık kuyruğu. İnsanları İstanbul'da aldattılar, tanzim satış mağazaları açtılar. Tanzim satışların hikayesini bilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat belediyelerinin yoksul halk için 365 gün gündemde olan yoksul halkın... Ama o zaman bir seçim vesaire bir durum da yok. Hayır. Hani... Seçimle ilgili falan değil. Bunlar sadece seçimden önce 15 gün açtılar. Başka bir maliyeti daha vardı. İstanbul'da ise günlük 400 bin lira maliyeti vardı bu işin. 400 bin lira. Çünkü neyi kullanıyordu? İstanbul Belediyesi'nin aracını kullanıyordu. Gidiyordu yerinden, üreticilerini alıyordu. Bazı otobanı kullanıyordu. Köprü geçiş ücretini İstanbul Belediyesi veriyordu. İstanbul Belediyesi'nin zabıtasını kullanıyordu. Ya da memurunu kullanıyordu satışta. Alana kira vermiyordu. Bunu bir zenginlik gibi şeyi olarak, göstergesi olarak insanlara sundu bunu. Ne oldu sonra? Nerede bu tanzim satışlar? 34 tane İstanbul'da, 50 tane İstanbul'da açacaklardı, Ankara'da 30 tane açacaklardı, Bursa'da bilmem kaç. Nerede bu tanzim satışlar? Bitti. Oyunu aldı ve sonlandırdı. Şimdi vatandaş yıllarca böyle kandırılıyor. Artık vatandaş bunlara karnı tok olduğunu, yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle görmeye başladı. Bu da seçimlere mi yansıdı? Kesinlikle seçimlere de yansıdı. Ben biliyorum ki Ekrem İmamoğlu çok AKP'liden, AKP'ye yıllarca oy vermiş insandan oy aldı. Çünkü bizim oyumuz belli zaten. İYİ Parti ile topladığınız zaman yetmiyor. İstanbul'daki birçok insan Ekrem İmamoğlu'nun samimiyetine, Ekrem İmamoğlu'nun iletişimine, Ekrem İmamoğlu'nun onlara dokunmasına, Ekrem İmamoğlu'nun sokaktaki problemleri dillendirmesine oylarını verdiler. Oylarını verdiler ve oyların arkasında duracağını da daha da artarak duracaklarını mesela düşünüyorum. En az oyu aldığı mahalledeydi. Evet. Örneğin orada iftara gitti Ekrem İmamoğlu. Karadeniz mahallesindeydi. İftarını, orucunu orada açtı ve yoğun bir ilgi vardı. Kesinlikle. Zaten bunu söylemişti. Yani, en az, hatta İzmir'de de aynı şekilde, Tunç Soyer'de en az oyu nereden aldıysam oraya gideceğim. Yıllarca... Bir soracağım, hani ne oldu? Siz neden bize oy vermiyorsunuz? Evet. Ya da nedir? Ya da nedir sizin istediğiniz? Ekrem İmamoğlu belki de o yıllar önce, 12 Eylül'den önce, hani bu varoş dediğimiz ya da yoksul insanların yaşadığı kenar mahallelerdeki, daha çok oralarda yaşadıkları için söylüyorum, küçümsemek için söylemiyorum tabii, yaşadığı yerlerde bir devrimci ruh vardı. Düzene karşı bir başkaldırı vardı. Emperyalizme karşı, kapitalizme karşı bir başvuru vardı. 12 Eylül'den kaldırı vardı. 12 Eylül'den sonra bu iş değişti ve bizim en zayıf olduğumuz mahalleler haline dönüştü. Çünkü din baskılı bir siyaset uygulanmaya başlandı ülkede. Ve yıllarca bu insanlara yalanları anlattılar. Yani o fesli Kadir'den öğrenmiş oldukları yalanları, din adına yalanları, tarih adına yalanları anlattılar. Şimdi bunun böyle olmadığını Ekrem İmamoğlu'yla, Tunç Soyer'le, işte Mersin'deki belediye başkanı dayımız, ne bileyim İzmit'teki belediye başkanı adayımız da gördüler. Yani onlardan biri olduğumuzu, onlar kadar inançlı olduğumuzu, onlar kadar belki dini görevleri yerine getirdiğimizi, onları diğerleri gibi ayrıştırmadığımızı, bizden veya sizden diye ayrıştırmadığımızı, başka bir şey daha söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'na bakınca, anne babasına bakınca kendi anne babamı görüyorum. Vatandaş da öyle gördü. Eşine bakıyor, kendi eşini görüyor. Çocuklarına bakıyor, kendi çocuklarını görüyor. Standart bir aile yapısına, mütevazı bir aile yapısına sahip. Anne baba aynı, işte anne başörtülü, tesbih elinde, namazını kılan baba hacı. Hanımı biraz daha seküler ama inançlı bir hanım. Çocukları da ona göre yetişmiş. Ekrem İmamoğlu'nun kendisi gibi. Yani tipik bir işte Türkiye ailesi, Cumhuriyeti yani, vatandaşı, evet, ailesi. Ve öyle olmadığını Cumhuriyet Halk Partilerin gördüler, gösterdiler.
yaptı, insanlarla kucaklaştık. Şimdi uzun yıllardır hani diyorlar ya, bunlar dinsizdi, bunlar imansız, bunlar komünist, bunlar bilmem ne. Bunları bıraktılar insan. Bunlar da bizim gibiymiş demeye başladılar. Bunlar da bizim ve bizi onlardan fazla düşünüyorlar demeye başladılar. Ve bunun da bu algında artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bizi tanıdıkça, gerçekten o yalanların üzerine kapatırsak, örtersek demeyeceğim, onların doğrularını öğretirsek, bu vatandaşlar gerçekten hem kendi problemlerine sahip çıkacaklar, hem kente hem de bize sahip çıkacaklardır. Hı hı. Şimdi biz hep böyle işte geçim sıkıntısından konuşuyoruz ama mesela vatandaş dertli ama sarayın örneğin bir günlük masrafı 1.8 milyondan fazla. Evet. Ya da işte sarayda her saat 75 bin TL masraf çıkıyor. Yani bu 1.8 milyonu bölersek eğer. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bir tarafta durum hal böyleyken bir tarafta da öyle. İtibar meselesi diyor buna Recep Erdoğan. İtibar meselesi diyor. Yani Amerika'nın itibarı yok mu? İsveç'in itibarı yok mu? Almanya'nın itibarı yok mu? Rusya'nın itibarı yok mu? Merkel geldiğinde böyle bakmıştı etrafa, duvarlara bakmıştı. Hollanda Başbakanı'nın itibarı yok mu? Ya da Finlandiya Başbakanı'nın itibarı yok mu? Onlar Cumhurbaşkanı itibarı yok mu? Normal ekonomik sınıfında uçarak geliyor ve resmi görüşmelerini yapıp dönüyor. Finlandiya'ya baktığınız zaman gayri safi hasıladan aldığı vatandaşın 50 bin euro, 60 bin euro tam rakamlarını bilmiyorum. Biz ne kadar alıyoruz? 9 bin dolar alıyoruz değil mi? O da devletin manipüle edilmiş rakamlarına göre. Şimdi bu insanlar hiçbir itibarı yok. İtibar onunla olmaz. İtibar sokaktaki vatandaşın, ülkende yaşayan vatandaşın gayri safi milli hasılasının yüksekliğiyle itibar olur. İtibar yaptığın sosyal yardımların nüfus oranına göre yüksek oranda yapılmasından ya da sayısal olarak yüksek, işte 3 milyondan aldık, işte biz sosyal yardımları 16 milyona getirdik demekle olmaz. 3 milyondan aldık, sosyal yardımı 1 milyona düşürdük demekle olur. İşsizliği düşürerek olur, enflasyonu düşürerek olur, refah seviyesini arttırarak olur itibar. Şimdi 1 milyon 800 milyon bin lira şey harcıyor, saraya harcıyor. 365, 2 ile çarparsanız 700 milyon lira masrafı var sarayın. 75 daha bin ilginç bir şey söyleyeyim. Bir de örtülü ödenek var. Bir de örtülü ödenek var. Bir de o var, o da zaten arttı. Örtülü ödenek artıyor, artıyor da nereye harcandığını bilmiyoruz. Örtülü ödeneğin öyle bir özelliği var. Yani kanun onu diyor. Devletin stratejik işlerinde ve bilinmemesi gereken, gizli kalması gereken işlerde devletin en üst seviyesindeki yetkili kişisine verilen bir haktır bu. O Cumhurbaşkanı'na verilen hakkın nasıl çıkartıldığını biliyor musunuz? Ben 24. döneminde milletvekiliyken saat sabah 5'te çıkarttılar bir önergeyle. Evet. Bir önergeyle. Herkes uyurken, herkes uyurken Cumhurbaşkanı'na örtülü ödenek yetkisi verdiler. Ve tarihteki Cumhurbaşkanlarının 100 yıllık tarihimizde, yani Cumhuriyet tarihinde, tabii çok eski bir tarih ama 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde tüm kullanılan örtülü ödeneklerden daha fazla bir yılda kullanmaya başladı. Ve kimse hesabını soramıyor. Böyle bir yönetim tarzıyla karşı karşıya. Hem sevgili, hesap soramıyor hem artış var sürekli örtülü ödenekte. Böyle bir durumda o ülkede yaşayan vatandaşın bu kadar israfın yapıldığı, denetlenmeyen, kontrol edilmeyen, yaptığı hırsızlığın yanında kaldığı bir sistemde o ülkede yaşayan vatandaşın refah seviyesinin artması mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi bir konu daha var. İşte AKP'nin seçim sonuçları özellikle çok merakla bekleniyor. İstanbul'da bekleniyor. Çünkü kendi içinde de bir ayrışma mı başladı? Konusu da başladı. Yeni bir parti yolda mı? Davutoğlu mesela Diyarbakır'da dolaşıyordu. Acaba neden gitti? Soruları vardı. Bununla ilgili tabii bunu ayrıca soracağım ama bu bölünmelere karşı yapılan bir hamle diye değerlendirilen bir konu daha var. Mesela kamu bankalarında AKP'li isimler. Evet. Bu yüzden mi acaba bu görevlere atanılıyor diyen yorumlar da var tabii elbette. Bugün Bir Gün gazetesinin manşeti çok çarpıcıydı aslında. Onu bir ekranımıza getirebilirsek. Yiğin efendiler diyor Bir Gün gazetesi. Evet. AKP'nin yandaş düzeni tam gaz sürüyor. Evet. İktidar bir yandan 500 maden sahası için ihale açarak yandaş şirketleri tekel haline getirirken diğer yandan da eski yol arkadaşlarını ballı kaymaklı yerlere atadı diyor. Evet. Manşet şu an ekranımızda Yiğin Efendiler'de. İşte Bülent Arınç var. Orada işte Abdülkadir Aksu, Mevlüt Uysal, Bülent Arınç'a ayrı bir görev verildi. Abdülkadir Aksu Vakıf Bank'ın yönetim kurulu başkanı oldu. Mevlüt Uysal Halk Bank'ın yönetim kurulu üyesi oldu. Bunlara da bakınca şimdi Bülent Arınç da Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığında görev verildi. Bu manşette de işte böyle Yiğin Efendiler yazınca biraz önce de vatandaşın halini konuşunca sarayın masrafları örtülü ödenek.
demek derken vatandaş artık bazı şeylerin farkına varıyor herhalde, değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi şuradan başlayalım. Yeni bir parti kurulur mu? Davutoğlu bunu başarabilir mi? Şu son yaptıkları operasyonlar altında Davutoğlu'nun altını boşaltma operasyonu. Biliyorsunuz Bülent Arınç'ı ne zaman susturdu? Oğlunu milletvekili yaparak susturdu önce. Yine bir iki ayar bozdu Bülent Arınç. Bu sefer şimdi de Cumhurbaşkanlığında görev verildi. Bir görev verildi. Daha önce bunu denediler bunları. Neyi yaptılar? Süleyman Soylu'yu yaptılar. Neyi yaptılar? Mehmet Ağar'ı yaptılar. Oğlunu milletvekili yaptılar. Mehmet Ağar'la yaptılar bu işi. Kimle yaptılar? Numan Kurtulmuş'ta yaptılar. Hepsine birer koltuk vererek yaptılar. Şimdi yeni bir parti kurulmasın ve o çabaları engellemek için de onlarla ilişkide olan insanlara, bir şekilde irtibat sağlayan insanlara devletin makamlarını peşkeş çekiyorlar ve onları o kanalla doyurduklarını düşünüyorlar. Ben yani o tarafta bir başarı hikayesi yazılacağını... Siz de öyle düşünüyor musunuz? Mesela işte bu görevleri hani böyle birdenbire atanılması işte böyle benim de bunlar çünkü kopuştaki isimler miydi? Kesinlikle öyle. Yani burada bir tek Mevlüt Uysal'ı ayrı tutabilirim ama diğerleri hepsi yani başlangıçta Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş'a başlayalım. Sonra getirilen isimlere baktığınızda Abdülkadir Aksu'ya da baktığınız zaman aslında kopuştaki isimlerdi. Ama her birine bir rüşvet vererek susturdu. Susturmaya da devam ediyor. Ahmet Davutoğlu bu işte başarılı olabilir mi? Ben çok inanmıyorum başarılı olabileceğine. Çünkü hepsi bir şekilde izlenmiş, takip edilmiş, yaptıkları kayıt altına alınmış. Hepsini tehdit eden bir yapının içindeler şu anda. Çok başarılı olacaklarını seçim düşünüyorum. Seçim sonuçları etkilemez mi? Mesela işte, yani bu İstanbul seçim sonuçlarının çok yeni bu olay. Çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama gelecekte bir yapılanma başarılı olacaklarını düşünmediğim için seçim sonuçlarının bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Başarılı olursa tabii ki doğal olarak bunlar bizden oy alacak halleri yok. Yani AKP'den oy alacaklar. Tabanı etkiliyor mudur bu hamleler? Şu olabilir. Bu hamleler tabandaki insanların bir aydınlanma sürecini başlatabilir. Çünkü izledikleri kanallarla gerçekten inandırılıyorlar. Yani 50 kez aynı yalanı söylersen söyleyen de inanıyor bu işe, dinleyen de inanıyor. Yani ben hep bazen alanda dolaşırken şöyle söylüyorum. Aman gözünü seveyim bizimkileri, A Haber'i izlemeyin. A Haber'i izlerseniz 5 defa izlediğiniz zaman siz de koyu bir AKP'li olabilirsiniz. Ya bu kadar şiddetle karşı çıkmanıza rağmen o kadar büyük yalanlar söylüyorlar ki. Sürekli söylüyorlar bu yalanları ki akşam Ekrem Bey'in de biliyorsunuz bir şeyi oldu. Gazeteciye cevabı oldu. Gelin ülkeyi birlikte yönetelim. Cevabı oldu. Orada kesmişler olayı ve devamını izlemeden yandaş gazeteler A Haber başlamış hemen antipropagandaya. Bunlar tabii ahlaksızca yapıyorlar bu işi. Bunların başında ben şey de var tabii, eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek de var. Twitter'daki şeylere, fenomenlere. Mesela demişti ki işte böyle böyle olursa seçim sonrası göreceksiniz ki işte PKK bayrakları olacak, şu olacak, bu olacak. Şimdi, ne oldu? Sevgili kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurmuş bir siyasi parti. Ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Yani insanın aklıyla alay etmektir. Yani akşam Ekrem İmamoğlu'na o soruyu sormak, Ekrem İmamoğlu'nun aklıyla şey yapmak, dalga geçmektir. İnsanların aklıyla dalga geçmektir. Bana o soruyu sormak akılla dalga geçmektir. Ya biz bu ülkeyi kurucusuyuz ve kurucu partisiyiz bu ülkenin. Bizim genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu misaki milli sınırlar içerisinde bir arkadaşımızın bir karış toprağa ya Yunan'a verelim, Fas'a verelim, bilmem kime verelim deme şansı var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkenin beka problemi olursa en önce gövdesini siper edecek insanlardır Cumhuriyet Halk Partililer. MHP'liler falan değil. Milliyetçi diye geçinenler değil. Muhafazakarız diye geçinenler değil. Hatırlar mısınız? Recep Erdoğan'ın bir sözü vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda yanlış hatırlamıyorsam bir seferberlik hali vardı. Babamlar kümeslerde saklanmıştı dedi. Onlar o şeyden geliyorlar, soydan geliyorlar. Onlar saklanırlar. Açık ve net söylüyorum. En önde gövdesini siper edecek olanlar bizleriz. Biz siper ederiz. Onun için Ekrem İmamoğlu'na o soruyu sormak, bana o soruyu sormak, bir Cumhuriyet Halk Partisi'ye soru sormak milletin aklına dalga geçmektir. Dalga geçerdi. Bunları net söylüyorum. Gelin ülkeyi birlikte yönetelim dedi ama bu sözler sosyal medyada PKK ve FETÖ'ye çağrı yaptı diye o şekilde kesildi. Yani, ve böyle paylaştı. Bunu söyleyenler kimler? Söyleyenler onlarla işbirliği yapanlar. Değil mi? Onlara parsel parsel verenler. Bunu söylüyor. Ne diyor Ekrem İmamoğlu hemen o cümlenin sonunda? Diyor ki gelin birlikte yönetelim. Gazetecinin sorusuna karşı gelin birlikte yönetelim. Kimle? İşte bakın diyor, İstanbul'da dahil olmak üzere Ankara'da, İzmir'de, bu şeyde söyleyin
Adana'da, Mersin'de, büyükşehirlerin 11'inde Cumhuriyet Halk Partililer seçildi. Siz de ülkeyi yönetiyorsunuz. Sizin de belediye başkanlarınız var. Neyi paylaşamıyoruz? Gelin birlikte yönetelim diyor Ekrem Bey. Ama alıyorlar oradan, kesiyorlar. Hı hı. Ve bununla bir pazar payı yapmaya çalışıyorlar. Etkisi olacağını düşünüyorlar. Binali Bey'e katkısı olacağını düşünüyorlar. Ama Ekrem Bey insanların gönlünde yer etmiş. Ekrem Bey insanların kalbini çalmış. Onun için bunlar ne derlerse desinler, fayda etmez. Hele bize söylemeler. Yaydıkları ve yaptıkları bu yayınlar ülkeye zarar veriyor dedi İmamoğlu. Kesinlikle öyle. Ayrıştırıyor, zarar veriyor. Birbirimize karşı kindar olmaya başlıyoruz. Ona terörist diyoruz. Yani çok mu iyi bir dilde ülkenin cumhurbaşkanı, bir siyasi partinin genel başkanı çıkıp da illet, zillet demesi, terörist demesi çok mu düzgün bir dildi? Yani niçin, ne istiyorsunuz? Bu ülkeyi ayırarak neye varacaksınız? Neyi sağlayacaksınız? İnsanlar barış içerisinde olsun, birbirlerine saygı duysunlar. Farklı siyasi düşüncede olabilirler. Hı hı. Herkes kendi siyasi düşüncesini bir sonrakinin konfor alanına müdahale etmeden savunsun. Onu olmayan şeylerle niye suçluyorlar? Şimdi böyle olduktan sonra da gazetecilere bile saldırılar gerçekleşiyor mesela. Evet. İşte bu kutuplaştırmalar, evet, kullanılan... Siyasilere de saldırdılar. İşte genel başkanımıza linç girişimi ve serbest bıraktılar. Hı-hı. Gazetecilere saldıran arkadaşları serbest bıraktılar. Bakın, bir ülkede adalet biterse her şey biter. O ülkenin kalkınmasını, o ülkenin refah içinde olmasını, o insanların yoksulluğun bitmesini, o ülkede yasakların bitmesini beklemeyin. Siz gazetecilere saldıran arkadaşları... Arkadaş demiyorum, hemen eleştirilmeye başlarım. Gazetecilere saldıran teröristleri, genel başkana saldıran teröristleri serbest bırakırsanız ve fikrini söyledi diye insanları hapse atıp 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 sene, 5 sene yatırırsanız, milletvekillerini hapiste yatırırsanız, o ülkede adalet olmaz, o ülkede kalkınma da olmaz, o ülkede barış da olmaz, huzur da olmaz. Onun için herkes diline dikkat edecek. Peş peşe saldırılar gerçekleşti. Kesinlikle ve devam edecek çünkü serbest bırakıyorlar. Arkanızda biz varız diyorlar. Serbest bırakıyorlar, arkanızda biz varız. Korkmayın diyorlar, saldırın. Bizim gibi düşünmeyen herkese saldırın diyorlar. Yani açık demiyorsa bunu, bunları serbest bırakarak zaten bunu ifade etmiş oluyor. Ve yani işte yazdığı yazı ya da konuşması, yaptığı, evet, bir yorumdan dolayı da maalesef böyle tanık oluyoruz. Şimdi biraz önce bu atamaları söylerken mesela onu da vurgulayalım hemen. Mesela Bir Gün Gazetesi demiş ki, iki üniversite mezunu genç kadını iş istediği için azarlayan Erdoğan diyor. Bravo. Sadakatini her fırsatta ispatlayan arkadaşlarına karşı fazlasıyla cömert mesela davrandı Mevlüt Ünsal'ı belirtmiş Halk Bankası gazete. Yönetim kuruluna yolladı. O kadıncağızı niye yollamadı Halk Bankası yönetim kuruluna? İki üniversite bitirmiş. Mevlüt Uysal'ın hangi bankacılık deneyimi vardı oraya yollamış? Bir de biz şeyden eleştiriyoruz, biliyorsunuz değil mi? İş Bankası ile ilgili 4 tane yönetim kurulu üyesi olduğu, evet, için bütün devlet ve kamu bankalarında AKP'nin ne kadar siyaset dışı kalmış, yönetimden uzaklaşmış yandaşları varsa hepsi oradalar. Eski milletvekilleri, eski belediye başkanları. Yani onlar koydukları zaman o devletin bankalarına siyasallaşmıyor. Ama bizim Atatürk'ten miras kalan hiçbir maddi gelirimizin olmadığı, sadece yönetimsel bir şey olarak bulunduğumuz, hı hı, İş Bankası yönetimi sürekli eleştiriliyor. Evet. Yeni askerlik sistemini hemen soracağım. Zorunlu askerlik hizmet süresi 6 ay oluyor. Evet. Bedelli kalıcı olacak. Yılda 145 bin yükümlü yararlanabilecek. Bedelli için ücret 31 bin Türk lirası olacak. Hı hı. Ama bütün bunların yanında bir madde var. Evet, 45. madde. Şimdi bu 45. maddede ne deniliyor? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keyfinde mi olacak? Muaf ya, tutulacak. Bravo, İstediğini muaf mı tutacak? Aynen öyle. Aynen öyle. İsterseniz 45. maddeyi şöyle kısa bir okuyalım. Evet. Hem seyircilerimiz de anlasınlar, bize ezbere söylemeyelim. Barışta. Barışta. Yani hiçbir şey yok. Savaş yok. Olağanüstü bir durum yok. Barışta. Hı hı. Olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta askerliğini henüz yapmadan Cumhurbaşkanı'nca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanı'nca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur. Şimdi ne anlıyorsunuz bunda barışta? Cumhurbaşkanı tarafından gönüllüler, belirlenen şartlar, nedir şartlar? Gönüllüler kimlerdir? Bakın şimdi şöyle bir vatandaş tarifi profili çizebiliriz. Çok uzman konusunda. Yani o nitelikte Türkiye'de bir insan yok. Ve devlete lazım bu insan.
Ya çok da genç. Zaten askerlik biliyorsunuz 20 ile 48 yaş arasında yapılıyor. Bu yaş grubu arasında askerliğini yapmamış, özel görevlendirmiş. Gerçekten özel bir kişi bu. Hı hı. Anlayabilirsiniz ama böyle değil bu. Bu o kadar büyük yetki vermiş ki Cumhurbaşkanı'na. Yani Bilal Orhan'ı şeye yolladığı zaman, İtalya'ya yüksek lisansa yolladığı zaman devletin özel görevlisi, Cumhurbaşkanı'nın özel görevlisi olabilir ve askerlikten muaf olabilir. Hı hı. Bu o kadar keyfi bir şey ki, yani tamam savaşta anlarım, seferberlikte anlarım, istihbaratı anlarım falan ama bu o değil. Bu tamamen Cumhurbaşkanı'na, bakanın çocuğu, o lehine şey veren, kararlar veren yargı mensupların çocukları, işte hani Türkiye'nin bütün ihalelerini verdikleri 3-5 tane çete müteahhit var ya. Mehmetçik Mehmet Bey olacak dedi Konya Milletvekili Abdülhatif Şener, o şekilde mi? Kesinlikle öyle. Yani Mehmetçik Mehmet olacak. Mehmet'in ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Mehmetçik askerimiz. Mehmet müteahhit götüren. Aynen öyle olacak ve bunların hiçbir askerlik yapmayacak. Yapıyorlar mı? Yapmıyorlar tabii. Siz Recep Erdoğan'ın çocukları askerlik yaptı mı ülkede? Yapmadı. Bakın diğerlerinin, siyasilerin, üst düzey siyasilerin çocuklarına yapmadı. Generallerin çocukları da yapmıyor. Ben askerlik yaparken generalin çocuğu kantinde oturuyordu. Ben orada talim yaparken, tepe yaparken. Hiç kimse askerlik yapmıyor aslında. Parası olan, devletin üst kademesinde görev yapan hiç kimsenin çocuğu askerlik yapmıyor bugün ülkede. Ve bu işi de legal hale getiriyorlar. Resmi hale getiriyorlar. Yani boşuna yollamayalım orada. Zaten kantinde oturuyor. Zaten komutanın tarafından kullanıyor. Zaten komutanın hanımının postası yapılıyor. Diyor ki biz hiç yollamayalım. Cumhurbaşkanı bunu bir şekilde muaf tutsun. Böylece kimse de bu işi konuşmaz. Bu çok tehlikeli bir madde. Bu maddenin çıkartılması gerekiyor. Bu gerekli olan bir madde değil. Gerekten savaş olursa, seferberlik olursa hepimiz dediğimiz gibi askerlik yaparız. Bu yaşlarda olsa yaparız. Şeye gelelim, bedelliye gelelim. 145 bin kişi alacaklar yılda bedelli. Koydular 31 bin lira bir fiyat. Rakam koydular. 31 bin lira 240 bin gösterge memur kat sayısıyla çarpımıyla bulunuyor. Biz bugün önerdim arkadaşlara, komisyondaki arkadaşlara. Bakın gelir testi yapılıyor SGK için. İşsiz insanlar, yoksul insanlar için gelir testi yapılıyor. Onların genel sağlık sigortalarını devlet ödüyor. Bir kısmını gelir şeylere göre, testlerine göre. Ya gelir testi yapabilirsin bu ülkede. 2000 lira alan asgari ücretlinin 15 maaşına denk geliyor. Bedelli askerlik. 2000 lira alan asgari ücretinin 15 maaşına denk geliyor. Henüz ofisini yeni açmış, henüz maliyetlerini karşılayamayan bir avukatın o parayı ödeme şansı yok. Henüz ofisini yeni açmış, askerlik süresi gelmiş bir avukatın ya da henüz ofisini yeni açmış bir mühendisin, henüz iş yapmamış bir mühendisin o parayı ödeme şansı yok. O zaman yapılması gereken ne yapacaksın? Gelir testi. Ya Sabancı'nın çocuğunla benim asgari ücretlim, Sabancı şey koçun torunuyla benim işte bilmem ne köyünde çobanlık yapan vatandaşım aynı statüde olmaz, aynı ücreti ödeyemez. Yapacağın gelir testini kademelendireceksin. İşte diyeceksin ki yıllık 10 bin lirayla 20 bin lira arası gelir olanlar atıyor 10 bin lira ödeyecek. 20 bin lirayla 100 bin lira arası geri olanlar 50 bin lira ödeyecek. 100 bin liranın üzerinde de zaten askerlik yapmıyorlar. Hayır, zaten hani sizinle böyle bir fikir alışverişinde, yani muhalefetle bir arada olunsa belki çıkar. Bakın 2 günde komisyon 65 madde var. 2 günde komisyona getirdiler. Bu arada evet. Efendim? 1-2 dakikamız tamam. Da kaldı. 2 günde komisyona getirdiler. Geçti. Komisyonda tartışılmadı. Askerlerin hazırladı. Bunu askerler sivil gözüyle göremezler. Bunu ne yapmaları gerekiyordu? Temel bir değişiklik yapıyorlar tüm şeyde. Askerlik süresi düşüyor, yaş sınırları değişiyor, Cumhurbaşkanı'na yetkiler veriliyor. Birçok şey var. Şehitlere verilecek, şehit yakınlarına verilecek katkılar. Daha sonra askerlikte kalacak insanların alacakları ücretler falan birçok şey var. Ne yapmaları gerekiyordu? Komisyonda 2 gün değil, sadece komisyonda değil bir çalıştay yapılması gerekiyordu. Bunlar askerlere bırakılmayacak kadar önemli bir şey bu. Askerler sivil gözüyle bakamazlar. Toplumsal talepler gözüyle bakamazlar. Onlar kendi teknik asker gözüyle bakarlar bu işe. Peki. Doğru olmadı. Biz çeşitli önergelerimiz oldu bunların düzeltilmesi için. Tabii oy çoğunluğuyla reddediyorlar bunları. Ama bu askerlik kanunu doğru olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ni neredeyse bitirme noktasına getirecekler. %30'a kadar düşürüyorlar asker sayısını ciddi bir şekilde. Bizim askeriyle olan arkadaşlarımızla temel problemlerin çıkacağını, eğitimden tutun nöbet sistemine kadar birçok şeyin sıkıntı şimdi yaşayacağını Perşembe günü ifade olabilir ediyorlar. Dediniz gelebilir. Bir gelsin, eğer bugün ondan sonra sizinle tekrar tabii değerlendiririz yine ne oldu, olur, hangi maddeler geçti. Şunu yapabiliriz ama bugün şöyle bir şey var. AKP'nin bir grup önerisi var. Tam grup önerisini bilmiyorum şu anda. O grup önerisiyle gündem değişiyor çünkü. Eğer bunun geç kalacağını düşünüyorlarsa, bayrama yetişmeyeceğini düşünüyorlarsa torba kanunu geriye itip şey haline alabilirler. Öne çekebilirler. Öne çekebilirler. Peki. Sayın Akar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Bayram mesajı da alalım bir cümlesinden. Evet, Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, dünyada yaşayan tüm vatandaşların, Müslüman olsun olmasın, bayramlarını kutluyorum. Refah, mutlu ve huzur içeride yaşamalarını diliyorum. Savaşların bitmesini diliyorum. İnsanca birbirimize karşı sevgi ve saygı beslemeyi diliyorum. Ama işte bu bayramları bu kadar güzel yaşayamıyoruz. Takdir edersiniz ki. Evet, umarım böyle maalesef olur diyorum. Geleceğimiz güzel olsun çok diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolaylıklar ben dileyelim size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'la gündemi değerlendirdik sevgili izleyiciler. Başkent gündemin noktası. Tabii gün içinde önemli gelişmeler de oluyor elbette. Türkiye burası diyoruz. Bütün bu gelişmeleri de akşam haberlerimizde izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.